Arabaya yön veren kuvvetin ardında direksiyon mili vardır. Bu mil direksiyonla ön tekerlekler arasındaki bağlantıyı sağlar. Ama adına karşın arabayı yönlendirmek onun tek işi değildir. Bu mil aynı zamanda sinyal lambasına da ev sahipliği yapar. Tahterevalliye benzer bir mekanizmayla milin açısı ayarlanıyor. Bu firma isteğe göre özel direksiyon kolu üretiyor. Klasik otomobil ya da kamyonunuz için istediğiniz türde ısmarlayabilirsiniz. Kolun ana şaftı için otomatik bir şeritli testere çelik tüpleri keser. Bir seferde iki tane. Bu kesim belirli bir uzunlukta yapılır. Kayışlı taşlamayla kaba kenarlar yumuşatılır. Bir sonraki makine şaftı direksiyon ve direksiyon miliyle uygun olacak özel bir forma sokar. Bilgisayar kontrollü bir lazer kesici, direksiyon milinin üst kısımlarını kapatacak olan çelik mahfazayı keserek biçimlendirir. Çeşitli kontrol kolları için kesilen deliklerle direksiyon miline bağlantı sağlanır. Üst elemanların kılıfı şimdi de kayış taşlayıcısı fazlalıkları temizlerken onu sabit tutan bir alete giriyor. Bu arada işçiler direksiyon milinin alt elemanlarını oluşturacak iki çelik parçayı kaynaklıyorlar. Sonra da direksiyon milini kayganlaştırmak için ince kaynak aleti kullanarak bir çelik koni ekliyorlar. Törpüleyici bir bantla kaynak hattı zar zor fark edilene kadar cilalanır. Sonra da tüm yüzeyi pürüzsüzleştirmek için baştan sona cilalama yapılır. Böylece boyanmaya hazır hale gelir. Alt çatal mili denilen parça daha önce yapılan ana mile bağlanır. Zımparalandıktan sonra üst kısmına bir üst çatal mili kapatılır. Bu sayede mil kendi ekseni etrafında dönerken siz de direksiyonu döndürebilirsiniz. Alt mahfazaya bir eleman ekleniyor. Bu daha sonra dönme mekanizmasına bağlanacak. Yerleştirildikten sonra bir çekme kablosu ekleyerek elektrik sistemi başlatılmış oluyor. En sonunda da şaft mahfazaya doğru kaydırılıyor. Bilgisayar kontrollü bir frezleme makinesiyle dönme mekanizmasının alüminyum gövdesi şekillendirilir. Bir sonraki makineyle de pozisyon sabitleyici parmaklar yerleştirilir. Bunlar sayesinde manivelayı ittiğinizde mil yana yatar ve daha sonra yeniden başlangıçtaki pozisyonunu alır. Bu baskı dönme sürecini mükemmelleştiren mil yataklarını yerleştirir. Şimdi de üst elemanlar alttakilerle birleşiyor. Birleşim mili döndürecek iki iğne yardımıyla yapılıyor. Kalın bir çelik yay mili destekliyor. Böylece mil sürücünün kucağına düşmüyor. Daha sonra milin üst mahfazası yerleştiriliyor. Burası manivelaların yana yatma mekanizmasını kontrol etmesini sağlayan deliklerin, sinyal lambalarının ve dörtlü flaşörlerin bulunduğu yer. Çekme kablosunu hatırladınız mı? Sinyal kabloları da ona bağlanıyor. Daha sonra kauçuk bir rondeleyle sürtünmeyi engellemek için deliklere yastık tıkanıyor. Sonra korna dişi ekleniyor. Bu diş direksiyondan kornaya korna sesini çıkarabilmesi için güç aktarmakta. Bir destek kancasına tutturulan bu dişle her şey yerli yerinde duruyor. Direksiyon milinden geçen tüm kablo sistemi bir fişe takılır. Size de sadece onu aracınızın elektrik sistemine takmak kalır. Bu direksiyon milleri çeşitli seçeneklerle sonlandırılabilir. İsterseniz bitmemiş bir tane alıp kendiniz de boyayabilirsiniz. Mil yerleştirildikten sonra direksiyon, ardından manivela ve vites kolu topuzu yerleştirilir. Artık bu noktadan sonra koltuğunuza geçebilirsiniz.